Gelen şu oluyor. Şimdi herkes de yani çoğunlukla artık muhakkak kaç model olursa olsun bir araba var. Herkesin aklına şu geliyor. O zaman petrol fiyatları ne olacak? Düşecek mi yoksa yükselecek mi? Böyle de bir kaygı da oluyor. Bu durumda bir değişiklik olur mu? Şimdi izleyicilerimiz aklında da bu soru vardır. Onu da hemen soralım size. Doğru, haklısınız. Yani şöyle, tabii şimdi Katar bu hamlesiyle Körfez İşbirliği Konseyi içerisinde o yolların ayrıldığını gösterdi. Kendi ayrıcalıklı duruşunu da bir şekilde belirtti. Ama biraz önceden de bahsettiğim gibi Katar'ın petrol arz miktarı, yani küresel anlamdaki piyasa çok fazla değil. Bu bağlamda çok büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Ancak mesela Venezuela'nın şu andaki durumu, içine düştüğü durum, işte Orta Doğu'daki her an her zaman bir kriz ihtimali ortada. İran'ın petrol piyasasından geri çekilmesi için yapılan baskılar ve bu yöndeki Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları uygulaya geldi. Yani daha pek çok krizin bir sonunu almadan bir şekilde yeni krizlerin de bir araya gelme ihtimalini düşünürsek, tabii o küçük ve sınırlı miktardaki petrol arzı Katar'ın önemli bir koz ve pazarlık unsuru olabilir. Ama şu andaki resme bakarsak, bugünün resmiyle, uzmanların söylediğine göre çok büyük bir etkisi olması beklenmiyor. Yani zaten epey bir petrol fiyatları varil başına düştü, Brent petrolü biliyorsunuz geçmişe kıyasla.